Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşlerim, gece ve gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. İzi bizi bize bırakmasın inşallah. Ee, bugün Sayfa 445'ten ikinci nokta. Kur'an ne yapıyor? Hayatımıza ne katmış? Dolayısıyla mefhumu muhalifiyle Kur'an'ın esaslarıyla hareket etmeyenin dünya ve ahiretin nasıl berbat olduğunu yani yaşanmaz olduğunu içerisinde Allah ve ahiret inancı olmayan bir hayatın yaşanmaz olduğunu yaşanmadığını zaten korkunç şeylerle dolu olduğunu ancak bunları e, gündelik hayatlarla değil de uyuşturucuyla bastırılıyor. Ne kadar gafil dahi olsa Müslüman imanı olduğu için, itikadı bozuk dahi olsa itikat aklidir, iman kalbidir. İtikadı bozuk dahi olsa ehli de olur ama gene ihtimal bir Allah'ın varlığını, ihtimal ahiretin varlığını verdiği için rahattır. Bir derece rahattır. O da çıkmazdadır. Yani ya ilaç içecektir ya ha 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 hu hu hu, la karalı bastıracaktır yani başka başka yolu yoktur. Yani İslamsız huzur olsaydı İslam gelmesi, Kur'an'ın indirilmesi mantığı olmazdı. Kur'ansız huzur yoktur. İç alem tanımlanamaz, izah edilemez zaten. Şimdi gelecek. Kur'ansız içi deyince karaciğer böbrek anlıyor. Psikoloji deyince hormonların bozulması, kan değerlerinin oynaması diye anlıyor. Psikoloji ruh yani. Elbette ki o tetikliyor ama e, temelde bu değil yani. Mesela ümitsizliğin ümitsizliğin getirmiş olduğu psikoloji bozukluğu ne kadar hormon koyarsan koy. Ahirete ümitsiz bir insana ne verirsen ver. Korkan askere e, ne kadar cesaret kapı verirsen ver. O tesiri gidince kendisi e, aslına dönüyor yani temelde bir yapılandırma yapamaz olmaz ya. Yani. Mesela diyor ki Kur'an bu dünyada Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette tebdili hayat ile beraber. Yani insanların cemiyet hayatını değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Ben hemen acele edeyim. Aklına Allah'ın nazarını koyuyor. Hadiselere de Ahirete imanla yorumluyor. Bu niye böyle oluyor? Bu niçin böyle oluyor? Mesela şöyle diyeyim. Kitap okuyamazsa kişi böyle, kitap okuyamazsa olayları bütünsel göremez. Olayları bütünsel göremeyen tek tek bakar. Tek tek bakanın sıkıntısı olur. Sıkıntısı olan titizliği olur. Titizliği zirve yaparsa öfke patlaması olur. Bunu ben kendim uydurmadım. 315 şualarda mevcuttur. Yani bu öfke patlaması böyle oluyor. Yani e, olayları, niçin ben buraya getirdim? Mesela olayı tek alırsan, şöyle diyeyim. Hoca dediler bana, bir gel dedi e, Karadeniz'de. Caminin mihrabında <laughs> ayet-i kürsi kaç yüz tane taş konacak ufak ufak. Gel dedi bu koyacağız da, fakat e, harfler doğru mu yani? sona konacağını başa başa koyacağını sona koyar kalebodur. İyi bir ustadır ama okumayı bilmiyor. O taşı nereye koyacağını bilmiyor. O işe yaramıyor işte. İyi kalebodurcu olabilirsin, iyi fayansçısın ama onu okuyamıyor. Yani bütünsel görememekten mesela dünya hadiselerini Allah'sız ve ahiretsiz yorumlanamaz. Ve tam da şöyle düşün. Dünyada bilimin söylediği 250 milyar galaksi var. Her galakside 200 250 milyar yıldız varmış. Ortalaması değil, en küçüğü bile dünyadan büyükmüş yıldızlar. Ne kadar galaksi varmış? 200, 200 milyar de. Dünyada ne kadar gafur insan var? 8,5 milyar. Her bir milyara bir galaksi ver canım. Ben olsaydım, tövbe. Tahayyülü küfür küfür değil. Olumsuzluğu tamrı diyeceğim de. Kainatı, bana tasarrufu verseler. Niye böyle bir yere sıkıştıracağım canım böyle küreye? Herkesi birer tane galaksi ver. 250 milyar zaten galaksin var. Hepsini birer galaksi versen 8,5 milyar galaksin yapar. 250 nerede ya? 250 milyar. Koy herkese kimse kavga etmesin kardeş. Kimse kavga etmesin. Toprak kavgası yapmasın. Hakim olmasın. işgal olmasın. Zulüm olmasın. Adal olmasın da olmasın. Değil işte. Böyle değil yani. Murad ilahi. Hikmeti Rabbani, fıtrat insanı böyle değil. Fıtrat insanı böyle gayz lazım, şu lazım, bu lazım, bir sürü yani girmeyeyim ona. O inkişaf etmesi lazım. Güneş lazım ki her şeyin eşine mağbulsun. Öfke ve gadap, hiddet, böyle hırçınlık ve azap, sıkıntı ve olmasa fıtrat, çekirdek, ağaç olamazmış. Bu lazım, kuyruğumuza basan lazım. Kuyruğa basılması lazım. Beraber aynı komşu olacağız, kardeş kardeşe toprak kavgası yapacağız. Savaş olacak, cihat olacak mazlum olacak, zalim olacak, hak olacak, hukuk olmayacak. Olacak ya hepsi olacak. Bizim kürede böyle. Bizim gezegende böyle. Bilmiyorum sizde de herhalde böyle. Ama ben olsam tövbe, tahayyülü küfür küfür değil. Ben olsam herkese bir galaksi veririm, kavgayı kökten bitirir. Daha ileriye gidelim. Dünyada, dünya niye getireyim canım? Cennette olsa insan olduğumuzu bilemeyecektik. İnsan ve cenneti cennet olarak bilemeyecektik. Yani demek ki insanın cemiyet yani dünya hayatını tebdili hayat ictimaiye yani bedellemek dünyadaki gördüğümüz zahire göre her şey hükmediyor ya bakıyoruz zahire göre hükmedince insan şey zannediyor ya zulümdür veya israf veya bilmem nedir bir sürü <laughs> zahire bakarsın. Oysa bir şey ya bizatihi güzeldir ya neticeleri itibariyle güzeldir. Sonuça göre sürece bakarsan bunların buraya hizmet ettiğini görecek. Ama bunu göremeyen burada boğulur gider. Belki de itikadını kaybeder. İşte tebdil hayat içtimai, cemiyet hayatındaki bakışı ilk önce kendime. Ben kimim? Sordu bana. Niye ben psikolojim bozuluyor diyor. Niye sabit değil diyor. Tamam çok güzel bir dengeyi getirmiştim. Hollanda da soruyor bunu. Tamam ben bitirmiştim. Çok rahat ettim. E niye bozuluyorum diyor ya. Hem de hiçbir sebep yok. Başlıyor, baş diyor, sıkıntı diyor. El cevap niye sıkıntın olmasın diye sordum. Sıkıntı niye olmasın sence? Yani sen sığır mısın? Yine <laughs> sığırların o ok küzlerin psikolojisi bozulmaz. Niye bozuluyor? İnsan devamlı değişkendir. Böyle sabit oturuyorum diye. iç halim durmuyor ki. Devamlı inikasat var diyor. İnikasat. Devamlı 18 bin alemin nihayetsiz mertebesi insanla anlam buluyor. Devamlı seni hareketlendiriyor. Ya celali, ya cemali, ya kemali fuyuzatlar, tecelliler, esmalar ifade ediyor. Acayip acayip. Şimdi kaldır savaşları, kaldır gaz şeyi Olmaz işte insan fıtratında olmaz. Olmaz yani bunlar hepsi gerekiyormuş. Ama olayı parça parça bakınca olmuyor. Bütünsel baktığın zaman acayip bir şey yani. İmanı görüyorsun. imanın iktizasını görüyorsun. Küfrünü görüyorsun. Hamiyetini görüyorsun. Mazlum için sana deseler ki zalim nasıl Ne bileyim ya C cennette ma zalim nasıl olur? Salim nasıl olur ki mazlum olsun? Yanlış nasıl olur ki doğru olsun? Nasıl olacaktı ki cennette? Nasıl olacaktı? Hepsi olması lazım. Hepsi olması lazım. Çünkü biz çıkartılmış bir ümmetiz. insanlık içinde. Çıkartılmış bir ümmetiz. Türk milleti de cihad ile devrote etmiştir. İster etsin kabul ister etmesin. Kader bunu tayin etmiş yani. Sen etsen ne olur etmesen ne olur. Kader sana vazifeyi yüklemiş yani. Türk milleti deyince coğrafya olarak kastediyor. Tebdil hayat içtimai yapmış. Vahiy ile ve ahiretin gözüyle neyin, ne olduğunu neyle bileceksin? Dünyanın başı belli. Bir yerden başladık. Sonu da öldük. Tam da insan bu dünya hayatını, olayları ilişkili ve çelişkilerini doğru ve yanlışın ve mertebelerini nasıl bilecektik? imanı bil Sonra insanların hem nefislerini yani nefisten derken davranışlarını hem kalplerinde hem ruhlarında hem akıllarında hem hayat-ı hem hayat-ı hem hayat-ı siyasilerinde öyle inkılap yapmış ki. Nerede inkılap yapmış? Yani inkılap demek çekirdek, ağaç çekirdek, bedelleme, tebeddül etmiş. İnkılap yapmış. Ne, ne yapmış? Nefislerimizi neyin ne olduğu nasıl bilecektik? İçimizde mesela Müslüman olduğumuz halde, bu kadar ders dinlediğimiz aldı. içimizden geçenin vehim ve vesveseyi ben zannediyorum hala. Şeytanın sözünü kendi sözünü zannediyorsun, zannediyoruz. Şimdi bir de Kur'an olmadığını kabul et. Olsa ne olur? Kur'an yok. Ya içimizden geçen olumsuzluklar var ya. Olumsuzluklar dö dümü, vur vurma git gitme böyle biz istemediğimiz onlar bile bizim değil ya onun sözünü kendi sözümüz zannediyoruz. Hatta o kadar usta ileriye götürüyor ki lemalar 75'te insanda bazen bir halet olur, bazen bir inek kasat olur ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi dini altına giremezler. O latifeler aktif olduğu zaman insanın ihtiyar ve iradesini devre dışı yapıyor. Yaptığı günahlardan da mesul olmuyor devre dışı oluyor. Onlardan bir tanesi çok ileri olursa cunluluk seviyesindeki bir öfke. Bak Kur'an yapmış? iç alemimizdeki sistemi tanıtıyor. Bu akıldır, bu tevehümdür, bu hayaldır. Hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini diyor. Mesela onlar hep tanımlıyor. Kur'an kalplerimizde inkılap yaptırıyor. Ne yaptırıyor? Ahiret sevgisini, ahirete ait bir hislerin inkişaf ettirerek ee, İmanı bil ahiret inkişaf ediyor. Kabire baktığımız zaman olayların herkesi korkutan şeye ümitle baktırıyor. En düşük Müslümanın makamı şu. Ya evet korkuyorum ama ahiret var. Şimdi mesela sordu gene orada. Ya orada ne yapacağız dedi. Nerede dedim kabirde. Nasıl bir yer? Karanlık dedi. E tamam da orada göz olmayacak ki orası karanlık olsun. Hay Orada göz kullanılacak yer değil ki karanlık olsun. Orada beraber horon vurmayacağız ki yalnız olsun. Orası ne olacak? Ya adam dünyada yaşarken kabir yaşıyor ya Ustad öyle diyor. Kabir. Kabir şu bedeni hapsolan, bedendeki his ve heveslerine muptela olan bu beden kutusuna zaten hapis. Ölmüş zaten. Kabirde yaşıyor. Kabirin dört sıfatı var diyor. Bak. Bir yalnız diyor. E, yalnızlaştırılmış alısır. Yalnız değil miyiz? Karanlık diyor. Güneşin altında sipsiye kafalar. Olum, olumsuzlamalar, doğru görememeler, bir sürü uçan, şu anda hemen gündemde ya, haberler var, bilgiler var, uçuyor da uçuyor. Kimin hangisi doğru ya? 7 sene önceki filmi video servis yapıyor, ötekisi bilmem ne yapıyor. Ya kim demiş arkadaş? Doğru olabilmesi için bak size demiş ki, bize demiş ki bir, bir kelamın, bir videonun doğru olması kim demiş? Kime demiş? Hangi makamda demiş? Hangi maksatta demiş? Paldır küldür muhatap olursan biz hayvan mıyız ya balık gibi verilen yemi yiyoruz? Kimin eli kimin cepte ya? Felsefe ne demiş? Felsefe demiş ki denilene bak demiş. Kur'an demiş ki Risale-i Nur ifadesiyle. Kim demiş? Bunu kim demiş? Her yer uygula. Kime demiş? Hangi makamda demiş? Makam. Maksadı neymiş ya? Moralını bozmak ise tabii ki öyle yapacak. Kardeşim paldır küldür niye yemleniyorsunuz ya? Yemlenme ya. De, seyretmeyin. Seyredince bak bu dumanın çıkıyor kafandan duman atıyor. O yaptığımız dersler bile yetmiyor. Müslümanlar uykudan nasıl, <laughs> nasıl uyanacak? nasıl <laughs> uyanacak? Gördüm adamı dua ediyor. Ya Rabbi Müslümana yardım et. Ben ona dedim ki kenardan hacı bir şey diyeyim sana. Kimi dua ettin Fil Filistinlere dedi. Dedim ya şimdi oradan sürülse Türkiye'ye gelse dedim. Sen dedim daireni 3 bin liradan 20 bin lira verir miydin Filistin'e? Yani kiran arttırmaz mıydın? Bununla samimi misin? Suriyeliler savaşa düştü, buraya geldi. 3 bin liralık kiranı sen 20 bin liraya vermedin mi? Bir de dua ediyorsun ya Rab Suriye'ye yardım et. Filistinli gelse İstanbul'a kiralar patlar mı patlamaz mı? Hani dua ediyordun, hani savaşa gidecektin? Sahtekarsın sen, Müslüman görünümlüsün. Biz de öyleyiz. Biz sahtekarız ya. 3 bin liralık daireye 15 bin liraya vermedik mi? He? Ahır bile olmayacak şeyleri onlara astronomik vermedik mi onu? her ha, Hani dua ediyorduk Suriye'ye ilk önce savaşta. Sonra geldiler. Kira evini normal vermedin ya aldattın. Patlas şey gelsin şimdi e, Gazze'liler buraya. Doğru söyleyin. İstanbul'a gelse kira patlar mı patlamaz mı? E hani hani Müslümandık. Niye başımıza Allah veriyor? Benim de ona baksanıza ya. Niye böyle oluyor diyeceğine. Niye böyleyiz? Ha onlar araba, çoluk çocuğum var hastaneye götüreceğim. Arabayı kaça verirdik satardık onlara? Samimi değiliz yani. Hadiseleri illa onlara şey yapma. Allah o zalimi Müslümanlara terbiye kamçısı veriyor. Onlar da Allah'ın diyor şey gafilerin üzerine zalim zalim kılıncıdır diyor Allah'ın diyor. Zalim Allah'ın kılıcıdır diyor. Mekke'de Medine'ye hicret olduğunda fiyatlar ucuzlamış Müslümanlar arasında. Yahudi arttırmış her şeyin fiyatını. Çünkü yeni bir, bayağı bir nüfus gelmiş. Yahudi hemen fırsat vermiş. Ama Müslüman arttırmış. Bir tane olan bir tanesini hemen... Biz ise ahırı bile, ben dedim ahırı bile astronomik fiyata verdik adamlara. Şimdi inanın bana, Gazze'ler gelsin ha bu İstanbul'a, astronomik olur kira fiyatları. Ve Gaziye dua eden o Müslüman kardeşim eder. Elini kaldıran o eder o astronomik fiyatı. Bırak kardeşim Allah iyi Allah'lık yapsın. Karışma Allah'ın işine. O da öyle imtihan olacak. Ben de öyle imtihan olacağım. Ben de böyle konuşacağım. Bakayım ben samimi Müslümanım. Ben kendime soruyorum. Ne kadar Müslümanım ya? Kağıtta Müslümanım. Yani fiilde Müslümanlık. Nerede? Nasıl olacak? Yani sürdürülebilir. Şimdi gelelim Ortodoks'un lideri demiş ki Hristiyanlık demiş sürdürülebilir bir din değildir. İslam sürdürülebilir diyor. Videosu var. Ne demek o? Çünkü diyor o klişeleşmiş hükmü getirmiş ama cemiyet değişmiş. Sosyal yapı değişmiş, kültür değişmiş, toplum toplumlar arası değişmiş, yeni sorunlar çıkmış, yeni sorular çıkmış. Onlara ne verecek? Peki İslam sürdürülebilir nasıl olmuş? İştihat getirmiş diyor. İştihat, iştihat. Bir, iştihat getirmiş. İki, mücedit sistemi çalışıyor diyor. İslam'da adamlar bulmuş. Adamlar bulmuş. Nereden çıktı bu cemaat diyor. Adam diyor ki müceditlik sanki yeni bir din gibi. Yani esasatlar aynı, kitap, sünnet aynı, edile aynı. Ama asın hastalıklarının teşhis ve tespit ediyor müceddit. O asra ne gerekiyorsa o cevabı veriyor. Bizim köye tesettür geldiği zaman tesettür derken çarşaf Hangi dinden dinle tabisiniz diyorlardı. Rıza bilir. Öşür var dedim. Zekattan başka ne var? Yeni din, şey mi din mi çıkartıyorsun dedi Abdurrahman. Öşür var dedi. İslam abiye rahmet ederdim ki ona. İslam abi balın da öşür var ha. Tamam mı? Öşür var. <laughs> Böyle yapardım. Var ama bunu kapat dedi. Böyle yap dedi. <laughs> yani öşür biz bilmiyoruz ki. Yani sürdürülebilir din teptil idame etmişten çıkarıyorum Abdullah. Yani ne? İştihat getirmiş. Yeni gelişen hadiselere, olaylara, cemiyetlere ve sorulara çözümler üretmiş. Çözümler. Ama o ötekisi klasik. Getirmiş bitmiş. Cemiyet değişince ne olacak? Vallahi buna uyacaksın. Lan bu cemiyeti buna nasıl uyduracaksın? E cemiyet bu. Bu yöntemi. O zaman peki iştihat nasıl din olacak? Adam iştihat etti. İmam Azam peygamber miydi? Haşa. Vahide gelmedi. Nasıl sözü din olur? Diyor ki 27. Sözde. Manayı i mesturesini izhar ettiğinden semaviyedir. Yani Kur'an'daki her bir harf, her bir hüküm meyve çekirdek gibidir. Çekirdek, Çekirdeğin içinde ağaç var, meyve var, dal budak var, koku var, renk var, tat var çekirdeğin içerisinde. İmam Azam, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafi, İmam-ı Ahmet bin Ambel, Hazretleri, efendilerimiz o manayı mesturesi birbirine bindirilmiş manadan bir tanesini izhar ettiyor. Yani üstünü açıyor manayı mesturesini birbirine bindirilmiş nihayetsiz manalardan bir tanesini açıyor. Ötekisini de bir tanesini açıyor. de bir tanesini açıyor. Açtığı şey ona ait değil. Mesela abi ben açıyorum. Okudum. Açtım okudum. Ben okudum diye bunun sahibi ben miyim? Ben izhar ettim. Manayı mesturesi gizli manalar var. Aa gizli. Bunu ben açtım. Şu anda açtım diye bu mananın sahibi mi? İşte mezhep imamları nasıl semavi olur? Nasıl sözleri din olur? O esas, o formül orada. Allah koymuş, bindirilmiş, nihayetsiz çekirdeğe koku var, tat var. insanın i̇nsanın bir damla suyunda da her şey olduğu gibi. Çekirdekte de böyledir. İşte Kur'an'ın hükümlerinde de aynı çekirdek gibidir. Çekirdek gibi İmam Azam geliyor bir şeysini açıyor. İmam Şafi geliyor bir şeysini açıyor. İmam Malik bir şeyi getiriyor. Onun işi üstünü açmak. Üstünü açtı diye. Bu hükmün sahibi midir ki beşeli olsun, arzi olsun? Ya ide Yani sürdürülebilir bir dinimiz var. Mana mesturesi var. Sonra müceddiklik sistemi var 100 senede bir çalışan idame etmiş sürdürülebilir bir din. Ötekisi bitmeye mahkumdur. Yahudilik de öyle. Bitmiş zaten bozmuş. Sonra idare idare etmiş ki 14 asır müddetinde her dakikada 6666 ayetleri kemal ihtiramla hiç olmasa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle her an okunuyor. Hemen hocam da burada Kur'an'ın 6666 tane ayet bu değişiyor. Şimdi ben ayetleri toplasam bu kadar tutmuyor fazla oluyor. Arkadaşlar Kur'an'da sif o ayet numaraları değil duraklar var. Kesin durulacak. Onları bazıları ihtilaf olmasın şeyi söylüyorum. Bazıları kesin o oraya kadar ayet sayıyor. Bazıları saymadığı içindir. Sayı bakımından. Onun için 6666 tane ya ben saydım çıkmadı. Ondan yani kafanızda şey olsun. Çözümde dursun, kenarda dursun. O mim, tı gibi, cim gibi bazı harfleri oraya kadar getirmişse orada hani kesin durulacak harfler var. O zaman ait sayılıyor o imama göre. Ondandır. Yoksa ayetin zatından çok ve az değil. Sayıma göre değişiyor. O da duraklara göre. Tamam. Kur'an'ı bir daha okuyorum. Her dakikada Kur'an 6666 tane ayetleri. Şu anda sabah namazı kılınan yerler var dünyada. Kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor. Böyle bir kitap var mı? Yani öyle bir kitap var mı ki kafayı vereceksin. Ömrünü ona adayacaksın. Bütün ihtiyaçların ondan gidereceksin. Ve en az her dakika 100 milyon insan onu okumuş olacak şu anda. Yani nasıl bir şey ya? Bir insan bunu kendi başına Allah yoksa aşağı. Bir insan bunu nasıl yapar ya? Şöyle yazması lazım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oturacak. Hey sen Lidyalıları, sen Asurları, sen Bizans'ı, sen de Roma'yı, sen Babil'leri. Git araştır, tahkik et, dosyala getir bana. Masada oturuyor kütüphanede. Asurların dosyasını getir. Buyurun efendim. Lidyalıları getirdim. Romalıları getirdim. Babilleri getirdim. Geçmiş asıl at kamini getirdin, araştırdın. Bilim insanlarını topladın. Getirdiğim dosyalar harmanladım. Ondan sonra seçtim ve Kur'an'ı yaptım böyle. E nasıl veriyor peki onlardan haber verecek? Nasıl verecek ya? At kamide nasıl verecek ya? 5500 sene kendisinden önce. Nasıl yazacak ya bunları? <laughs> Adam şey yapıyor ya tez yapıyor, bitirmek şeyin veriyor üniversitede. Yüksek lisans yapıyor. O da bir konuda ya. Acayip bir şey ya. His konusunda adam tez yazmış. Ömrünü vermiş. His. His mi? Zaten kale alınmıyor. O kadar ufak mevzu. Mevsim mevsim. Hasan abi şu, sizin şu lafınız çok hoşuma gitmişti. İnsanların yaptıkları üzerine eklenerek yapılıyor. Ortaya çıkar. Allah yapıtı içten dışa doğru. Evet. Motor. İşte Kur'an'ın bu mucizesi çok mümkün. Çok acayip. Her şey de öyle. Evet. Mesela motor. Motor mesleğim ya biraz. Bakın Koyuyor bir tane kalıp, kalıp yani, öyle gideyim size kalıp, blok yani. Ona pis şeyi crank milini koyuyor, sonra pistonları takıyor, swap kapaklarını koyuyor, ekliyor, 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 ekliyor. araba oluyor. Yani dışarıdan ekleniyor. Çekirdekten ağaç olacak, dışarıdan ekleme yok. Patlıyor, filiz oluyor, patlıyor gövde oluyor, patlıyor dal oluyor, patlıyor yaprak oluyor, patlıyor oluyor da oluyor. Hep içeriden patlama. Her şey aynı yerde. Ekleme yok. Dışarıda malzeme alır o kadar. Proje, yapı, sistem içeride. Kur'an da böyle bitmiyor. Kur'an bitmiyor. İşte bir çekirdekle mesela bir ara vesvese hakkında ya bu ne innesidir ya fıtratı bir bakayım. Dört tane fıtrat var ya ateş, bir hayalet ateş, toprak, su, hava fıtratı. Her Kur'an'ın harfi tabiatı farklıdır. Vesvese. Vav ve sin. Ulan ne tabiatlıdır dedim ya bu adamlar. Vav'ın tabiatına baktım. Ve sin'in tabiatına baktım. Tam 23 saat ders yaptık. Sırf vesvesenin vav ve sin harfinin tabiatıyla. Sonra insanlar vesvese eder. Vesveseden vesvese eder diye. Onu koydu kenara. Vesvesecilere diyorum ki. vesvesene Vesvese edersen vesveseden kurtulursun. Vesvesenden vesvese ederse vesveseden kurtulursun. Vesveseden vesvese etmediğin için vesvese seni rahatsız ediyor. Bir de ona vesvese Kur'an harfleri böyle. Niçin saydım? El Elhamdülillah Rabbil Alemin yazılacak. Elif bir harftır. Lam bir harftır. He bir harftır böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Neye benzer? Toprağı eşeledim keserle. Maydanoz tohumu koydum. Havucunu koydum. Ceviz koydum. Muz koydum. Portakal çekirdeğini koydum. Kapattım. Bahar gelince aa bir baktım Allah Allah. Ulan ne, ne, biçim karma bir şey? Ha elhamdülillah rabbil alemin harfleri de böyledir. Her bir harf böyle bir meyvenin çekirdeği gibi düşün. O çıktığı zaman ne kadar acayip bir şey oluyor. İşte terbiye oluyor. İnsan terbiye oluyor. Anlaştı oluyor. Yani sizi buraya getiren odur. Sizi terbiye eden odur. Benim bir dersim var. Ben gitmem lazım diyen odur. Kuna terbiye olunduğun için buradasın. Yoksa niye gelirsin ya? Para mı dağıtılıyor? Tam tersine benzin harcadın geldin. Yani bu, buraya niye geliyorsun? Nefis terbiye olmazsa yani iç alem baskılamasa gelemezsin. Ahiret inancı Allah sevgisi olmasa burada olamazsın ki. Nasıl tanımlarsın bu böyledir, bu günahtır, haktır, olmaz ya, ayıptır, günahtır, vefadır ya, olur mu ya? Bu sözü sana söylettiren ahiret inancıdır. Ahiret inancı olmazsa haramdır, ayıptır, günahtır ya, olur mu ya? Denilir mi? Denilmez mi? Bunları... Ölçü yapamazsın yavru yapamadığı gibi. 17 sene beraber yaşıyorlar bilmem kaç tane çocuğu var. Ya ben dedi artık ben evlenmeyi düşünüyorum. Daha düşünüyorlardı. Bülent'in kulakları için nasıl belki canlı yayında komşusu. 10, 17 sene 10 sene? Ya ben dedi tamam daha düşünüyorlarmış. 17 sene olmuş çocuklar da var. Ben tam vazgeçtim evlilikten. çekip gidiyor. Bağlı alıp gidiyor. Sen çocuğunu bırakabilir misin lan Gafur? Çıldırırsın ya. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? O da insan. İnsan görünümlü ya. 13 yaşındaki kızı gitmiş. 13 yaşın kızı gitmiş. <laughs> ya diyor ben size şaşırıyorum diyor. Bulgar Bulgaristan konsolosluğunda çalışmış Alman. Ben lojmandayken o da komşumdu. Ya mektup bırakmış. Ben dedi kendi işe beni arama. Çeki bitti. Ya pastor diyor biliyor musun kızım böyle yaptı. Türkçe Türkçe biliyordu. E aramadın mı? Sizi hayret ediyorum size. Siz Türkler, Müslümanlar. E kız gitti diyor. Gittiyse ben, ben ne çok hayret ediyorum. Niye arayayım canım? Allah Allah. Ulan biz Türkiye başına geçiririz lan. Bu 13 yaşında kız gitti mektup yazmıyor. Ne mektubu? Ulan kitap bıraksan seni arkanı bırakmam lan kitap. Peki sana bu bunu yaptıran ona bu kadar şey laka Nasıl bir şey ya? iman değil mi? İman bıraktırmıyor ya. Size hayret ediyorum. Siz hayret ediyorsunuz ya. Biz hayret ediyormuş. Siz hayret etmenizi hayret ediyorum. Bırak canım gitsin. Allah Allah. Vay be. Kemal ihtiramla hiç olmazsa 100 milyondan ziyade insanların dilleriyle okunuyor. İnsanları terbiye ediyor. Yapamam, ayıptır, günahtır ya. Olur mu ya? Haktır. Allah ve ahirete inanmıyorsa, çalmıyorsa ahmaktır. Çalmıyorsa ahmaktır. Ee, ne yapıyor? İnsanları terbiye ediyor dedik. Nefislerini teskiye ediyor. Teskiye. Yani kusul üzerine alıyor. Temiz için temizi çıkarma diyor. Ben de bir sistem var ki kusur üzerine almaz. Sonra kaplerini tasfiye ediyor Kur'an. Nasıl yapacaktın onu? Yani odundan dumanı, odundan nuru, ateşi, kerpetenini alabilir misiniz? Penseyle alır mısın? Kaplerden de kötü ahlakını nasıl alacaksın? Penseyle alınır Kötü ahlakın baş olma sevdası. Başka? Korku. Başka? Tama. Doymamazlık. Başka? Enaniyet. Hocayip ben ben var ya ben. <laughs> Sonra en berbatı menfi milliyetçilik. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu lazım diyene, ne mutlu çekemiz mi diyene. Bunlar nasıl kaldırıyor İslam? Ne mutlu Müslümanım diye diyene ümmetçilik ruhu vererek. Ümmetçi milliyetçi olamaz. Milliyetçi ise o nispeti ümmetçi değildir. Ümmet, ümmet, ümmeti Muhammed, İbrahim Aleyhisselam'ın ümmetindeniz. İbrahim Aleyhisselam ayette söylüyor. Yahudi değildi diyor. Yahudilere gelmiş ama değildi yani. Fakat kendilerine sahip çıkıyor. Abraham diyorlar. Davut'a David. Filmlerde yazar David. Süleyman'a Salamon derler yani. İnsanları terbiye ediyor. nefisten teskiye ediyor. Yani kusuru delut Fark, farkındalık veriyor. Bir de kalplerini tasfiye ediyor. Yani kalpteki ahlakı seyyeyi pense kerpetenle almıyor. Tasfiye diyor tasfiye. Ya bana bak bu binayı tasfiye edin. Onu oradan yok olmaz. Mesela şu anda ay var ama gündüz de var ama niye gözükmez gündüz? Güneş baskılamış. İşte biz ahlak-ı seyye yok olmuyor, baskılıyor, ahlak-ı aliye bitiriyor. Ama sonra tekrar aktif olabiliyor. İşte odundaki dumanı ve nuru penseriyle kerpetinle alamadığın gibi... Kalpteki de olumsuz ahlakları ancak Kur'an'la alıyorsun. Kerpetini anlamazsın. Doktora gitsen desen ki bunu bir temizle. Kalbini temizle diyor. Nasıl temizliği? Kalbi temizleme tıpla mümkün mü? O ahlaksızlığı nasıl kaldıracaksın? Vefasızlığı tıpta nasıl tedavi edeceksin? Vefasız adam. Nankör adam. Farkındalığı yok adam. Hep olumsuz diyor. Ne yapacaksın kardeşim bunu? Vefa yok, anlayış yok, idrak yok. Hiç feraseti bitmiş. Aklın gözü bitmiş. E onu neyle ile tedavi? Kur'an'la. Kur'an kalpli tasfiye ediyor. Ruhları inkişaf ve terak ettiriyor. Kur'an yapıyor. Bak neler yapmış. Ruhları inkişaf ettiriyor ve terakki ettiriyor. Yani buradayken o haleti yaşattırıyor. Nere? Ahireti. Dünyadayken ahiret haletlerini yaşatıyor. Sonra Kur'an akıllara istikamet ve nur veriyor. O kadar gidiyor ki akıllara istikamet. İfrat ve tefritten azade hattı vasat. Nasıl olacak ya Kur'an olmasa? Vasat, istikamet nasıl olacak? Peygamber, peygambere. Allah diyor ki ey peygamber emrolunduğun gibi dost ol. Festekim kem ömürte. Şeybetin suretin hud diyor değil mi? Hud sureti, suresi beni ihtiyarlattı. Yani istikamet ne demek? İfrata düşmeyeceksin. Tefrite de düşmeyeceksin. Yani mübalağa etmeyeceksin. Abartmayacaksın. Bunu da hiç hiç saymak. Hiç sayıyor. Ya kardeşim masat var ya. Her şey de öyle. İç alemindeki duyguların, fikirlerin if abartma, yok sayma. Ailede de öyle. Bir bakıyorsun, Oh, oh, oh bir, bir anda kabarıyor, bir anda kabarsın. Sen de öyle değerlendirme. Bütünsel bakmak lazım. De, derken şunu kastediyorum. Akıllara istikamet ve nur. Yani o gözükmeyeni görüyor. Aklın feraseti, müminin ferasetinden korkun. O Allah'ın nuruyla bakar diyor. Bak Kur'an insanların akıllarına, talebelerine yani Müslüman'a istikamet veriyor. Bir de nur veriyor. Basiret veriyor, feraset veriyor, dirayet veriyor. Anlayış veriyor, idrak veriyor, yorumlama getiriyor. Dünyadaki o herkesi ezen hadiseleri ahirete ve Allah'a iman ile yorumlattırarak nur veriyor, istikamet veriyor, Kur'an veriyor. Kur'an hayata hayat ve saadet veriyor. Hayata hayat ne demek? Şimdi düşünün abiler. Hayat yok. Neyin var senin? Hayat yok. Bir düşünün. Hayat yok. Neyin var? Hiçbir şey yok. Hayat çıksa. İman yok. Hayatta yok gibidir. Manevi hayatın yok. Yani imansızı anlatmaya çalışıyorum. İmansız ne demek? Hayatsız beden neyse imansız insanda böyledir. Hiçbir şey yok. Hiçbir değer yok. Hiç aklını alacağı hiçbir şey, haya, edep, hiçbir bir şey yok. Hiçbir kutsiyet yok. Yani iman hayata hayat ve saadet veriyor Kur'an Bir daha bedenden hayatı kaldırın. Ne farkı var? Bunun hayatı yok. Kendini biliyor mu? Bak şimdi kendini biliyor mu? Bilmez. Kendini bilmeyince benim zaten bilmez. Ba üzerime bak kitap koymuş bak değer alıyorum lan ne kadar büyük adamım falan. Diyor mu? Demiyor. Kendini bilmeyen harici zaten bilemez. İmansız da aynen böyledir. Kendinden başka pergel insan diyorum pergeli kendisine koyuyor. Kendi egosu uşkurluk ve midesinden başka hiçbir şey yoktur. Onu felsefede tanımlamış. Felsefe Kur'an'dan kopmuş felsefe. Bak onu aynı ezberimde söyleyeceğim. Bir şey niye iyidir? Niye kötüdür? Felsefeye göre bir şey iyi ise menfaati ve lezzeti varsa iyidir. Niye kötüdür? zararı ve elemi varsa kötüdür. Menfaat ve lezzet varsayı O zaman mesela çoluk çocuğuna bakmak menfaat da değil. Çocuğa ben neyi taşıyacağım ya? Menfaat yok ki. Zarar var. Komşuya ben niye yapayım? Hasan şey anlatıyor. Tezgah götürdük diyor Zimens'te. Elma götürüyorum diyor. Yanımdaki ne ya? Gözü kalır dedi. De. İnsandır en azından insana benziyor. Bir elmayı verdim diyor. Bana bunu niye veriyorsun dedi. Ya biz insanız dedi ya arkadaşız dedi. Biz dedi İslamiyet'te var. Ama bana veriyorsun ama dedi. Yarın ben de böyle getirdiğim zaman benden bekleme abi ben vermem dedi. Ben biliyorum zaten dedi. Sen vermeyeceğini. Tekrar ertesi günde verdim diyor bak şimdi. Ben Sen bana veriyorsun ama benden bekleme ben vermem dedi. Veremem. Vermez. Çünkü arkadaşlar içeride benzin yok ki. Motor var ama benzin yok. Evet. Ya. Şimdi mesela namus. Sen şaşırıyorsun değil mi? Bir kadın üç dört tane adam idare ettiğini onlar da bir araya geliyorlar hafta sonu erkekler de. Arkadaşlarmış. Böyle yani. Nasıl oluyor? Şaşırıyorsun değil mi? İmandan dolayı şaşırıyorsun. Öyle bir enerji yok ki. Öyle bir hal yok. Öyle his yok. Ne bileyim öyle bir şey yok yani. E peki niçin yok? Hayatında hayat yok. Hayatında hayat yok ne demek? Bedende hayat yok işte. Bana nasıl anlatayım imansızı? Olmadım ki imansızı bileyim. Çok şükür. İmansız çok acayip bir şeymiş. İyi bir değilmiş ha. İman hayata hayattır. Nasıl anlarım? Hayat bende çıksa ne karaciğer olur, ne böbrek olur. Var da yok olur. Yok. Farkındalığı olmaz kısacası. Leş gibi. Anda yaşar. Ne mazisi var, ne istikbali. Her şey bypass etmiş. Bypass ne demek? Ben psikolojide kullanıyorum. Kapımın önünde, köyde insanlar çalışıyor. Hoca diyorlar. Ne oldu dedim. Buraya kadar su geliyor. Bak bir şey psikoloji anlatacağım. Olayla anlatacağım ki kullanın. Buraya kadar su geliyor. Şurada su yok diyor. Şu evde su yok. İyi o zaman adam ne yaptılar? Kazıdılar, ettiler, bulamadı. Burayı kestiler, buraya bir bordu koydular. Buraya taşı. Oo, sonra. Demek ki olay burada. Burayı tamir etmediler, es geçtiler. Aa, ben de psikolojide kullanayım. Olay var önümde sıkıntı. Ya kardeşim onu nasıl yaparsam da çözülmüyor ya. Öyle tutuyorum elime kalıyor. Bu taraf çürüyor. Bu taraf dal kalıyor. Lan bu düzelmeyecek ya. Ailevi olur psikoloji olur. Onu alıyorum bu tarafa olmuyor. Bu, o zaman ben burayı bu düşüncemi buradan kestim. Buraya başka bir bypass hortumu taktım. Bu eve getirdim. Burayı yok saydım. Yeniden başladım. Yani bunu yok saydım. Bypass etme yöntemi psikolojide bypass etmek. Yani mesela diyelim ki e, fevran etti eşim. Oh, wow. e, ne yapmam lazım? Gereği Hayır bunu bypass et. Bu sinir olmadan önce oraya bir tane anlayış kortumu tak. Bardı çağırdı. Bazı diyecek tabii eşin yok da böyle diyorsun. <laughs> Doğru sen de haklısın. Buraya bir tane düşünce şey getir. Bu bağırma çağırması fırtınadır. Bu kadar fırtınada bu kadar yağmurun inilmesi normaldir deyip a, buraya getir. Güzel gününden sonra devam et. Bunu hatırlama. Bypass et. Sanki burada hortum şey boru yokmuş. Kolay değil ama bypass yöntemi ben şeyde e, şöyle yapıyorum. Mesela uçakta korkanlar için söylüyorum. Diyor ki ehli bir buçuk saat sonra diyor Romanya üzerinde turbulans olacak. Bu adettir. O bölgede olacak. Orayı yok say. Çünkü kendini Yeşilköy'e yani İstanbul Havalimanı'na in say arayı bypass etti. Yani mesela bir şey olacak değil mi? Korkuyorsun şu. Sonuca odaklan. Orada uçaktan indim, yürüyorum. İniyorum böyle hayalet oradasın. Adam bunu e, boynundan aşağı sinirleri o, ayrılmış motosiklet kazası yapan, omurilikte felç olmuş çocuk yapmış. Hem de yavru hastaneden kalkıyorum, hastaneden çıkıyorum, o arabaya biniyorum, gidiyorum. Uşşanmadan, usanmadan devamlı yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Oysa yürümesi mümkün değil. Felç olmuş yani ve kalkmış. Çünkü düşün insan ben benim bir cümlem. İnsan hayalinin ve düşüncelerinin çocuğudur. Neyi hayal ediyor, neyi düşünüyorsa onun yumağıdır. İnsan düşüncelerinin ve hayallerinin çocuğudur. Hayal edip düşüne düşüne vücut öyle salgılama yapar. Atlama yapıyor herhalde sinir nasıl yapıyorsa. Ve kalktı var ya. Yani. Mesela Japon, şey, Çinliler de yapıyor. Kanseri gösteriyorlar. Aa gitti, 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 gitti. Mesaj veriyor, ufalıyor kanser hücresi. Aa oluyor, hastayım, hastayım, hastayım. Daha beter olduğumuz vaka dolu zaten. Hasta değilken hasta olanlar olduğu gibi. Hasta değilim. Hasta olmayayım diye hasta olanlar var hastanelerle. Aa çoğaltıyor, çoğaltıyor. Bu olduğu gibi olan hastalık da değilim. Değilim işte. Gidiyor. Hayata hayat ve saadet veriyor iman. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur. Harikadır. Fevkaladedir. Mucizedir. Bu akşam buradan çıkartacağımı şu. İslam dini sürdürülebilir bir dindir. Hristiyanlık ve Yahudilik sürdürülemez. Çünkü iştihat yoktur e, ee, müceditlik sistemi yoktur. Mana muhteviyatı içeriklerinde yoktur. Hüküm nettir. Sadedir. Bu budur. Tahrif edilmişlikten bahsetmiyor. İ, sürdürülebilir olması, iştihat kapısı açık olmasıdır. Müceditlik sistemi çalışmasıdır. İslamiyet aynı zamanda ne yapmış? İç alemimizde inkılap yapmış. Aklımıza istikamet ve nur vermiş, nefsi terbiye etmiş, ahlakımızdaki ahlak, ahlakımızdaki suyu ahlakları pense ve törnevida ile söküp atmış ve hayata hayat vermiş. Dünyadaki hadiseleri vahiy ile ve ahirete iman ile yorumlatırarak hadiselerin altından bizi çıkarmış. Hadisenin arkasından feraset vermiş Kur'an. Sorunuz var mı? Rahat olun. Biliyorsa he? Kur'an okunacak. O kardeşimiz nerede merak ediyor. Ben bunu veriyorum. Gel kardeş. Eyvallah. Ağzı belli Allah'ın إله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله Enfim... الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا